Arkadaşlar evimizin dik rampasını çıkarak videoya başlayacağız. Antrenmana başlayacağız. Sürüş de bugün yanımda olacak arkadaşlar. Mahallemizin çocukları, onlara selam verip antrenmana başlıyoruz. Hadi bakalım. Merhaba dostlar. Bugün moralimiz bozuk bir şekilde çıktık. Kötü bir güne başladık. Sabah 7.30'da kalktım. 9'da antrenmana çıkmak için uzun yapacaktım. Fakat havanın kararsızlığı, yağmur yağacak, yağmayacak, şimşekli, gök gürültülü, bilmem neli. Geçen %0 göstermesine rağmen yağınca bu kez tereddüt ettim. Sonra çıktım ama 12'de çıktım. Zaten bir baktım lastiğin havası inik. Öyle iyice moralim kaçtı. Kahvaltımı yaptım, 12'de çıktım. Çıktım 500 metre sonra baktım ki yağacak. Dönüyordum. Dönüş yoluna girdim. Sonra ilçelerdeki arkadaşlara telefon açtım. Yerlerin kuru olduğunu söylediler. Yine rotayı değiştim. Bu sefer çıkmaya karar verdim. Ve çıktım. Yolda biraz yağmura hafiften yakalanıyor gibi oldum. Sonra kesti. Havanın durumu böyle. Böyleyse yağmayacak demektir. İnşallah. Tabii gideceğimiz yerlere göre havada değişecektir. Şu anda rotam neresi bilmiyorum. Yani rota belli de gideceğim mesafe ya da döneceğim yer tam olarak neresi? Ben de bilmiyorum. Sürüyorum. Yanıma ilk defa da çanta aldım. Uzun mesafe yapabilirim diye. Yiyecek içecek doldurdum. Yolda da durmak istemiyorum. Bu sebepten çanta aldım. Zaten malum ben çok yiyorum. Antrenman esnasında sürekli yiyorum. Yeme ihtiyacı duyuyorum. Belki uzun yaparım diye de çantayı da aldım. Şu anda yağmura yakalandık. Yakalandık ama birazdan keseceğini düşünerek devam ediyorum. Yani yerleri ıslatmayacak gibi. Ama baya yağıyor bakalım. Ne olur ne yaparız. Hava benim kadar iyimser değil. Sağanak yağmura yakalandım. Durmaya karar verdim. Antrenmanımız heba oldu belli ki. Yerler ıslak, yağmur hala yağıyor, gök gürlüyor. Bir de çantamızı açtık. Getirdiklerimizi yavaş yavaş yiyelim. Belli ki istediğimiz antrenmanı yapamayacağız bugün. Şöyle otobüs durağında. Arkamda deniz, önümde dağlar. Yiyelim yavaş yavaş. Muzdan başlayalım. Yerler kurusun diye bekliyoruz. Çay içmen geziyoruz. Vakit öldürüyoruz. Evet, yerler kurudu. Artık gidebiliriz. Bir bakıma iyi oldu. Yedik içtik.
yeme işiyle uğraşmayacağız. Tabii iyi olmadı da kendimizi avutuyoruz. Hadi bismillah. Gördüğünüz gibi bulunduğum yer güneşli ama yağmurun merkezine doğru sürüyorum. Yani bu yaptığım akıl işi değil. Kapkara bir yere doğru gidiyorum. Neden gidiyorum? Kendime güveniyorum. Yani şöyle, yağmurla ilk temas ettiğim anda hemen geri döneceğim. Hızlı bir şekilde ben kaçacağım, yağmur kovalayacak. Böyle düşünüyorum. İzleyelim, görelim. Evet, burada yolların kenarları da ıslak. Gidebileceğim pek bir yer yok. Yani yolun ortasından gitmek istemiyorum. Ayrıca gördüğünüz gibi kara bulutların içine geldim. Yani her an yağmur başlayabilir. Ben de en kısa sürede dönmeliyim. Kavşak arıyorum dönmek için. Evet, şu an karartıya girdim. Burada bir yakalandık mı daha kaçamayız. Hemen dönmem lazım. Yer arıyorum dönmek için. Ama bulamıyorum. Şurada alt geçidi mi acaba kullansam? Evet. Mantıklı. Yoksa aşağı gidene kadar geç kalabiliriz. Evet, yağmuru arkada bıraktık. Yani biraz daha gidilebilirdi ama riske atmaya gerek yok. Evden çıkarken de çok gitgeller yaşadım. Eve girdim, pardon, çıktım. 500 metre sonra geri döndüm. Geri döndüm dediğim anda tekrar devam etme kararı aldım. Ki çarşı başında yakalandım yağmura. Orada bir 45 dakika mola verdim mecbur. Yağmurda süremiyorum. Lastikler çok kaygan. Üstümüz başımız batıyor. Zaten hava sıcak. Beklesek üşümüyoruz. Yeme içme işlerini hallettim. Öyle geçirdik vakti. Hatta çabuk bile geçti. Dedik ki antrenman bitti.
Arkadaşımızla telefonla konuşa konuşa yavaş yavaş eve gidelim. Ama gel gör ki o arada affetmedi, bir sahne bastırdı. Yine bizi vurdu. Türk teşekkürler. Bayrağını beğendim. Teşekkürler. Türk bayrağını kim beğenmez? Evet, yağmur bizi dövüyor. Ama son bir kilometre kala başladı. Pek de etki etmeyecek. İş bitti zaten.